Herkese merhabalar. Bugün Barbar'la karşınızdayım arkadaşlar. Sezon 23'e hem bir rehber gibi olsun dedim, hem de bir Wild Wind size tanıtayım. Geçen bölümde, hatta az önce bir Horadric küp ve Flower'ı, bu sezonu özel, onu komple anlatmıştık. Şimdi buna da tabii ayrı bir sayfa açmak istedim. Çok fazla canınızı sıkmadan videonun süresi aşırı uzatmak istemedim ve o yüzden hemen ikinci videoya geçtim. Şimdi arkadaşlar, bazen benim başlangıç rehberimde Monk'ta kaç atladığım bir şey vardı. Ama bu barbarda onu atlamak istemiyorum ben. Hemen buradan Game Setting diyorsunuz, Challenge diyorsunuz. Arkadaşlar, bu adamınız yaptınız. Hemen bu challenge'e girin. Buradaki Necromancer karakteriymiş mesela bu seferki. Bu challenge'ı bitirmeye çalışın. Ha, dersin ki abi zaman kaybedemem ben ya, ben adamı başlarım kasarım dersen de o tamamen sana kalmış. Benim pek tercih ettiğim bir şey değil. Ben dümdüz göre başlarım. Arkadaşın varsa zaten seni kasar. Şimdi arkadaşlar, şuradan hemen buradan kübü bu sandığı size ödül olarak sol alt kısma gelecek. Hemen buradan açacaksın. Sana para, şu bu ilk adamını idare edecek materyaller falan verecek. O şekilde de başlayabileceksin. Hemen arkasından start'ı başlıyoruz arkadaşlar hemen. Tabii şimdi ben monklaştığım için öyle olmayacak. Gerçi benim de bu sizin adamı değil. Çünkü hazır bildiğimi tanıtmam lazım. Yani sıfırdan bir barbar kasmam gerekirdi. O yüzden sıkıntı olacaktı arkadaşlar. Biliyorsunuz biz samimi bir kanalız. Her şeyi direkt konuya giriyoruz. Şimdi arkadaşlar, hemen amacınız şunları yükseltmek olsun. Hemen bounty'lerden başlayacaksınız zaten. Hemen bir tane demirciden yükselttiğiniz zaman size level 70'in bir silahını verecek. Sonra o silahı demirci yapıp, örneğin bakın şurada level recruitment 24 yazıyor değil mi altta mesela. Bunu galiba 30'a kadar indirebiliyorsunuz. Level 40'ta da bu silahı takacaksınız. Adamınızı mis gibi tek başınıza oynuyorsanız takır takır yapacaksınız. Tabi o sandığı mandığı açtınız. Burada adamınız daha bir. Şu içeride bile birkaç tane kitap mutat var. Onlara falan şurada. Bakın, hatta biz bunu almamışız. Ha, benim de aldı gösteriyor. İçeride var bir tane. Onları falan alabilirsiniz. Şuradaki biraz kaç tane XP alabilirsiniz. Hemen buradan ya Nephilim Rift diyebilirsiniz. Veyahut da arkadaşlar, eğer Magda'nın görevi varsa Aktiki'ye bakın. Mesela bakın Magda diyor. Magda'ya gidin abi. Tamam, Magda'da hemen Magda'ya kesin sandığını açın. Orada size oyunun başlangıcında çok güzel en azından taşınızı verir, şeyinizi verir. Hatta bunu almamışız. Taşınızı verir, şeyinizi verir. Materyallerinizi verir. Birkaç tane item'ınız düşer. Zaten ufak challenge lifini de açacağınız item'ları da onu verecekti size. Şimdi arkadaşlar, mesela burada hemen Act 3'teydi galiba, bakayım, yok. Şur olması lazım. Burada değil, pardon. 3'te sanırım orası. Bir de şuraya bakalım. Yok, size birkaç tane yönelmek istediğim yer var da. Özellikle oralara bir şey yapmak istedim. Akt 2'deydi galiba o ya. Allah Allah, biz mi karıştırdık? Evet. Şu villanın bölgesi arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz. Burada sandık mandık çıkması olasılığınız var. Bir sürü kalabalık gelirler burada. Burada sağlam kapışmalar yapıp güzel XP kasabilirsiniz. Bir de Akt 5'te hemen giriyorsunuz abi. Kim var? Urziel değil de Adria'nın bölgesine girin. Adria'nın bölgesinde bir sürü sandık çıkar. Bir sürü yaratık var. Biliyorsunuz çarpılarınız artar. Çok rahat tıkır tıkır şeylerinizi alırsınız burada. XP'lerinizi alır. Çok hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Veya sıfırdan girip benim Monk'taki ilk başlangıç rehberinde yaptığım gibi de dümdüz de yapıp bounty'leri tamamlayıp materyallerinizi toplamaya başlayabilirsiniz. Hatta bir grupla bile girip ki yapanlar var. Bir grupla gidersiniz rastgele bir publikten. Orada da bir şey yani bounty atabilirsiniz. 1'de 2'de olsa her şeyi yapabilirsiniz. Amacınız sizin bounty'leri yapıp materyalleri açıp şu kitapları, yani şu formülleri falan açmak zaten. Ben de bunu Monk videosunda anlatmıştım. Arkadaşlar, bu girişten sonra hemen hızlıca hiç zaman kaybetmeden, ki arkadaşlar yine kırmızı, bu çok kötüyüz ya. Hemen şeye başlayalım. Biz build'ü tanıtmaya başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Wild Build çok popüler bir build. Birçok kez şeyde kullanmış bir build. Ama en azından ben de bir Türkçe olarak anlatmak istedim. En azından Barbar'a giriş olarak da en uygun build'lerden bir tanesi. Yani bunu mecburen anlatmam gerekiyor. Çünkü bunu anlatmazsam Barbar eksik kalır. Ki esas ben Earthquake build'ini çok severim. Onu da anlatacağım. Çünkü bunun item'ını düşüremezseniz Earthquake'e
yedek olarak şey yapıp veya öbür sette de ilerleten kullanmanız gerekir. Örneğin şunu sana vermez, uğraştır ondan sonra. O yüzden mutlaka bir yedek B planlarınız olsun. Arkadaşlar hemen biliyorsunuz bunun şapkasını, omuzluk, üst armor, kolluk ve pantolonlu bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bize biliyorsunuz bu set Rant ve Wild Wild'e çok yüksek damage veriyor. Rant'i çok performanslı kullanıyoruz ikinci sette. Dördüncü sette bize Wild Wind dayanma gücü veriyor ve Rant'i 3 çarpı yapıyor. Ve altıncı sette de Wild Wind Dust Devil Rune, yani bu çok tornado çıkaran bir rune'u şey yapıyor ve aynı anda hem Rant'e hem Wild Wild'e %10.000 kadar müthiş bir damage veriyor. Tabi bu seti bizim biliyorsunuz arkadaşlar Berserker'le biz bunu kullanacağız. O yüzden ne yapmamız lazım? Cooldown'lar lazım. Cooldown'ları da omuzluktan alabilirsiniz. Ve biz bu Kaptan Crimson setinden bunu alacağız. Biliyorsunuz bu set hem hayat doldurur hem cooldown verir %20 hem de daha az mana, speed neyse onların harcarsınız. Ve ayrıca de bunların size oranı kadar dayanma ve atak şey, damage verir. Çok güzel bir set. Şimdi arkadaşlar hemen kollukta biliyorsunuz Berserker'in tüm runlarını alıyoruz ve onu çok performans bir şekilde Berserker'i kullanıyoruz. Şu kolye çok önemli ama biliyorsunuz ben geçen benim bu adamı anlattım. Bu adamın setlerini anlattım ve bu adama da var bu. Bizim bu adama taktığımız setler şimdi bizim riftlerde bize acayip faydası olacak. Ki benim öbür şimdi ben sezon adamım Monk'a bir tane barbar yaptım ben 70. Onda da çok yüksek faydasını göreceğiz. Çok hızlı gelişeceğiz. Çünkü bunlar biliyorsunuz. Ben geçen bölümde bunları anlattım. Oralara fazla girmeyeyim. Şimdi arkadaşlar burada Ekülük Fury bunu vallahi zor düşürebilir. Hemen düşürebilir. Çok gıcıklık yapar. Hiç de vermez. O yüzden de en azından hani Ekülük Fury'den şu anda en iyi performansından bir tanesi, silahların bir tanesi bu. Bunu kullanabilirsiniz. Size aşırı atak speed verir. En büyük özelliği o. Bu da aslında esas ana babası şeyiniz. Amboss Pride, yani bu da sizin Wild Wind ile ikisi Rant'i aynı anda kullandıran bir silah. İnşallah bunu erken düşürürsünüz. Çünkü herkes Wild Wind oynuyor. Az düşebilir. O yüzden B planınız olsun. Mutlaka Bulk Atosta'da gözünüz bir şekilde sinyal versin. Bulk Atosta'da kullanın veya daha farklı hızlı silahlar da olabilir. Ama şu anda bu maalesef bu setin bu iki tane yani bu dört silahla güzel performanslı çalışıyor. Hemen hızlıca şeye geçiyorum arkadaşlar, skill'e. Wild Wind'de ben elektrik kullanıyorum. Bana her türlü şey kazandırdığı için hiç manam bitirmiyor. Yani benim speed'im bitirmiyor. Bu elektrik runu yani Vanch share'miş o da. Rant'te ben neymiş bu? Lacerate etmiş bu da. O da Lightning. Çünkü kolumda Lightning var. Onun yüzden onu kullanıyorum. Furious Chart biliyorsunuz arkadaşlar bizim yüzüğümüz. Ben Bond of Bent miydi? Bent of Bond muydu? Öyle galiba. Onu şimdi göstereceğim. Onu %80 demiş şey dayanıklık veriyor size ve şu Merciless Assault'u mutlaka kullanın. Siz kalabalıklara vurduğunuz zaman bir anda cooldown'ı sıfırlayacak ve sürekli kullanabileceksiniz. Hemen arkasından Wrath of Berserk'in tüm runlarını biz kazandık ama biz Reduce al demiş Tekin 50'yi takıyoruz, garanti olsun abi, ne olur ne olmaz, belki çalışmaz malışmaz falan. Biz bunu, ben onu her zaman koyuyorum yani. Bir tanesini onu koyacaksınız diye. Çünkü tüm runları zaten kullanıyoruz. Battle Rage'de Bullshed ben koyuyorum işte, ne diyor? Kritikler etrafına 20 yarta %20 daha ekstra damage yapıyor falan ama arkadaşlar damage'inizi arttırabilirsiniz. %15 damage alabilirsiniz. Marauder Rage'le veyahut da şurada çok yüksek critical şansları elde edebilirsiniz. Kalabalıklaştıkça critical şansınız artar falan. Bunu da kullanabilirsiniz. Hemen arkasından Warcry geliyor bağırmamız. Bu da en iyi biliyorsunuz. Ben Monk'a da bunu hep tavsiye ediyorum. Dodge iyidir abi. Dodge sağlamdır. %30 dodge şansınız olsun. Mis gibi rahat rahat riftlerde ilerleyin. Hemen arkasından burada Ruthless zaten %40'ın şey hayatları %30'un altına düştüm abi. Özellikle bunu onu da söyleyeyim. Adamınızı kasarken arkadaşlar Cleave kullanabilirsiniz. Birçok şeylerde farklı şeyler söyleyebilirler videolarda ama Cleave haritayı siler arkadaşlar. Bir vurursunuz Cleave'i patlatma yapar ve bu Ruthless'la beraber acayip bir skill'dir o. Çok yavaş gibi görünür ama bir de two-handed'le yani iki elle yapamadığınız işi tek vuruşta, tek shotgun gibi patlatırsınız her yeri. Bu yüzden bu skill çok önemli.
Bone of Bulukatos zaten bizim Wrath of Pers'teki kısaltıyor 30 saniye. Şu Rampage bize sürekli %1 şeyini veriyor. 25 stack yapıyor bu. Strength arttırıyor. Yani damage arttırıyor. Bu da süper süper titan mı? Süper titanmış. Neyse bu da bizi non-physical demiştir. Yani element melement şunları falan koruyor. Ama bunun yerine baktın yüksek riff yapıyorsun veya arkadaşlarına takılıyorsun. Never of Steel'e koyabilirsin. Baktın tatlısın, kötü armor da verebilirsin. Geçen bu Thorn için gerçi de. Veya damage de koyabilirsin. Şu Weapon Master olabilir. Brawler olabilir. Brawler'da sürekli kalabalığın içindesin. %20 daha damage için arttırabilirsin. Tamamen size kalmış. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde anlattık. Hemen küpe geçiyorum. Zaman kaybetmeden. Hemen burada Band of Might'miş ya. Biz de Bone Thorn diyoruz. Band of Might arkadaşlar biliyorsunuz o Furious Charge, Ground Stomp, or Leap ki bunu öbür bültte anlatacağız. Çok sağlam bir %80 garantiniz var dayanma. Süper bir buff. Baktınız abi bu Crimson'ı daha düşüremediniz. Daha bounty'lerle çok uğraştınız ettiniz falan. En sonlara falan attı bunları falan. O zaman da bunu da kullanabilirsiniz ama ben tabii ki küpte kullanacaksınız sonra. Bu şeyi biliyorsunuz Rant'i stacklıyor 2 kat ve daha fazla %150 daha fazla vuruyor. Burası da kalmış. Burada birçok seçeneğiniz olabilir ama ben bu kafa kesme skinini seviyorum. %10'un altına Rift Boss'lara dahil tak diye öldürüyorsunuz abi. Çok büyük zaman kazandırıyor size. Bazen Rift Boss'lara abi kaç milyar hayat oluyor. Yani uğraş drone'la %10'un altına geldi mi zaten götürüyorsunuz. Daha onlar yoksa Furnace olabilir. Bakayım. Şu neymiş bakayım. Bu Ancient Hammer'ındı. Ekstrem bir şey var mı burada? Şunlar öbür skill'lerin. Daha çok bunlar şu crit şanssız attı. Ekrük Fury'yi burada da kullanabilirsiniz. Bakın Ekrük Fury düş yani gel Dandy'ni düşürdün. İyisini düşüremedin ama Ekrük Fury koy. Yani o da olabilir. Ekrük Fury de koyabilirsin. Yani mesela onun Dandy'i düştü. Bunun iyisini düşüremedin. Bunu koyarsın. Oraya işte daha farklı bir silah koyabilirsin. Yani biri küpte biri orada olacak. İşte bunu artık kendiniz dengeleyeceksiniz. O şekilde de yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar build'ı anlattık. Girişi de yaptık barbarla. Giriş değil mi arkadaşlar? Yani sizin oynamanız lazım. Yani hani kendi kendine adam olmuyor. Yani mecburen işte bounty'den başlayacaksın abi. Sana diyor ki sadece abartmıyorum. O bütün videoda anlatılan şeyler size çok az bir zaman kazandırıyor abi. Yani sen yanına çayını çorbanı koy abi. Ufak ufak gir. Bounty'den başla. Yani bana bunu ekstradan bu çok derin bir oyun değil arkadaşlar. Yani bunlar var sadece. Başlama rehberi olarak da ekstrem aşırı bir şey anlatamıyorsun. Bir Grim Dağı olsa ben sana 1 saat anlatayım abi. 2 saat anlatayım ben sana. Hani nasıl gireceksin, nereden başlayacaksın, nasıl yapacaksın ama bu oyun seri oynamak. Oyunun amacı da o abi. Adam story modu kaldırmış ya. Story modu oynamıyoruz yani. Direkt şeye giriyoruz. O yüzden hemen arkadaşlar ben hızlı hızlı bir nefelem riff atayım ben. Bu adam en azından yok abi bir nefelem atayım bir tane. Hadi madem videomuz tam olsun. Hazır şu anda düzeldi server'da. İnşallah bir sıkıntı çıkartmaz. Buff'larımızı basıyoruz abi iki buff'ı da. Şeyi de açıyoruz abi tamam mı? Yardıra yardıra gidiyoruz. Hatta şeyleri ben çoğunu almayacağım. Şuradan devam edelim. Arkadaşlar bu çok basit. Dümdüz gideceğiz. Arada bir Furious Charge'da uçacağız tamam mı? Bakın şöyle. Böyle keseceğiz gideceğiz. Bakın şu anda bizde kaç tane şey düştü gördünüz mü? Şunu açayım ben bir daha. Düşen şişe sayısına bakar mısın arkadaşlar? Neden? Benim geçen bölümde anlattığım adam sayesine yani o setler sayesine biz çok kısa bir zamanda çok yüksek şişe bir şey elde edeceğiz. Şişe biliyorsunuz her şey bu oyunda. Support alalım. Şişe her şey bu oyunda. Onları çok hızlı şekilde sizi düşürecek ve siz rahatça adamınızı hızlı bir şekilde gelişeceksiniz. Hatta şöyle gelelim. Şunu da açalım. Bize yine adamın kolluğu sayesine direkt şunları bak kaç tane düşüyor ya. Ya arada bir çakayım şundan. Onu geç. O da çok güzel bir silahtır. Ama oyunun başında arkadaşlar bazı silahları kullanın kübünde, küpte falan. Yani hiç ummazsınız o düşen iki el şey kılıç mükemmel damage yapar. Hele bu montta bu adamda acayip balta atarsın. Frenzy barbarian bildiğinde mükemmeldir. Onu da çok sağlamdır. Bakın çok bu farm adamı
yüksek riffler yapar. Hani bakmayın siz hani böyle tek farm için düşünmeyin. Yani abi kaç tane şişe var bakar mısınız abi ya? Ha, biz geç kalıyoruz şeye. Onun için ilerleyelim. Böyle dümdüz gidiyoruz abi. Hiçbir şey yok. Barbar bu abi. Yani Frenzy Build ve Earthquake'i çekmek istiyorum ben. Özellikle o ikisi çok tatlı büyükler. Bir tane old school atayım. Biz biliyorsunuz benim kanalımda çok fazla old school oyun vardır. Bir tane old school daha build atacağım. Ki bir tane Shenlong attım Monk'a. O da old school bir build'tir. Yani dümdüz gidiyorsunuz yani. Bu da ona onun gibi de. Ben şunu açayım bari. Yani en azından bu biraz daha rampant. O ülkede dümdüz vuracağız arkadaşlar yani. Dümdüz vuruyoruz. Eski Diablo gibi. Şimdi buradan devam edelim. Hepsine basıyorum. Bunda arada bir şey yani. Benim şu korumam da varmış. Abi şuna baksana abi yani. Şöyle devam edeceğiz. Zaten hemen hemen Rift'i bitirdik. Nerede abi Rift şey ya? Ha şurada. Gel la buraya. Abi bu çok tehlikeli. Böyle aldanmayın arkadaşlar. Yüksekte böyle bir gelir sana 120'de falan. Vallahi uğraştırır. Bakın kaç tane Rift Stone düştü. O da bizim setten arkadaşlar. O adama taktığımız setten. Yani şu şeyleri alalım. Daha çok hızlı geçiyorum. Yani bunu normal toparlarız, ederiz de. Şimdi video çekiyoruz diye hızlı geçiyorum. Bir ton da dolmuş zaten. Şeyimiz de dolu. Şunu kapatayım ben. O zamana kadar şeyleri kırayım. Görüyorsunuz yani Berserker iyi çalışıyor. Şeyler iyi çalışıyor. Herhangi bir Berserker kaybımız olmuyor. Yani eğer bunu kaybederseniz bakın şu anda bakın dolmuyor görüyor musunuz? Eğer onu kaybederseniz uğraşırsınız. O yüzden hani hiç o tip risklere girmiyoruz. Geçen şunu adam akıllı bir enchant'ını düşürür ya. Neyse hemen şöyle yapalım. 10 saniyem var o yüzden şunlara oyalanacağım. Şu bakın he onu da söyleyeyim. Arkadaşlar eğer düşmezse şey falan bu sette kullanabilirsiniz. Yani Little Rock'un hatta şunu bakayım ben hemen. İkili seti var. Onun yüksek çok güzel bir silahtır o da. Bulamadınız, edemediniz, şey yapamadınız. Bakayım hadi lan onun bir iyi versiyonları olacaktı. Öbür adamın üstüne almış olabilirim ha. Buraya çünkü o. Öbürkünü almışım. Bakayım. Evet. O yüzden hani o ship yapabiliriz. Hemen bir tane rift atalım hemen hızlıca. Bu adam arkadaşlar çoğu atabilir. Yani bayağı bir sağlam gider. Ama biz video için hani ben kısa olsun. Bir 90 bir atalım. 90-95 atalım hadi. Bir de para basalım. Devam edelim buradan. Biz kanamalar açtık zaten. Onu da bir yapar o. Şuna bir tane arada bir şey çakacağız. Bakayım damage. Yani bu adamın damage iyidir ya. Kötü olmaz yani pek. Hadi abi buff'ları kesin ıskalamayın. Ölürsünüz. Ama diyorum arkadaşlar bakın bunu her zaman söylüyorum yani. Yani videolara bakıp da abi işte düşürmezse ve itemlarınızı vermezse bazı itemları sıkıntı yaşarsınız. Her zaman bir iki üç setiniz olsun. Veya verdi ama bu sefer enchant'larını düşürmüyor. Şeylerini düşürmüyor. Bu sefer o zaman uğraşacaksınız. O da sıkıntı. Yani yine şey bak abi kırmızıya düştü ya. Zede canım ben diyorum ne oluyorsun? Arkadaşlar burada bak demin yapmadı şimdi burada yapıyor ya. Neyse abi inşallah bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kırmızıda gidiyorum abi görüyorsunuz. Bakın yatka sonradan doğuyor ya. Ha sarı oldu. Ya bu şekilde dümdüz abi bir tuşla sadece ışınlanarak bu dönerek lifti bitireceğiz. Şu bana tutarsa bir tane şey bile çıkartmadın ya. Hemen şuna devam edelim. Yani burada yürüyoruz yani arkadaşlar. Bu adam yüksek yapar. Hani silahlar falan iyi. Hani ben zaman olmasın diye uff kırmızı oldu ya. Yapma. Bir an önce öldüreyim şunları. Patlayanlar da var. Buzla yedik. Şimdi ben o şeyi basamıyorum. Şimdi
Adamlar orada mı acaba? Orada mı vuruyoruz? Kırmızıdayız abi. Çok daha çabuk öldürürüz arkadaşlar. Biz bunu abi işte diyorum yani. Adam orada mı vuruyor? Yani dönüyoruz ama kırmızı, bak yine kırmızı değil. Adam orada mı vuruyor acaba? Şimdi ıskalamamam lazım. Cooldown verdi. Arada mutlaka şeyi basmamız gerekiyor. Allah'tan sarıya geçti ha. Bol bağırıyoruz abi. Bol bol dönüyoruz. Bol bol bağırıyoruz. Bağır bağır bu işte abi. Ne yapacağız? Şunları kanamamızı manamamızı da açalım geçerken. Ha, şuradan gireyim. Yani bu adamlar pek kaslamış. Yani taşları fena düşük bu adamın. Onların bir yaşı var ama dediğim çok yüksek yapar bu adam. Hani onda hiç şeyiniz olmasın. Ama dediğim gibi arkadaşlar hani birkaç tane ben burada tanıtayım özellikle. En azından bir yedek falan da olsun yani. Buradan gidiyorum. Şu zaman şunları dikkat edelim. Abi sarı ne olur şu rifti bitireyim ya. Bak beni videonun ortasına bırakır şimdi ya. Hah bir sarı geldi vallahi. Arada bir şeyi basayım ben de. Ölmeyelim abi. Normalde bak buna çok dayanıyorum ben ama. Vakta giderik yani. Bak lazeri açtım mesela. Uuu patlayanlar. Tamam. Ha şu da mavi. Bakayım senin. Yok abi bunu yemişiz herhalde bunun sarısını. O gelmedi çünkü. Ya çok güzel harfler çıkarttı. Bak çabuk bitireceğiz burayı. Daha da uzun da olabilir. Abi şimdi ben bir alayım. Bir mülkator şey basayım hemen dersek. Abi seni biz yememiz lazım. Sen uğraştıracaksın bizi. Oo, işte bu adam iyi kaçıyor. Monk'un şeyi gibi bu. Tempest Rush'ı gibi. Ama ıskalamamamız lazım. Ben birini yedik. Çünkü dedim hepsi ölmesi lazım. Hah iyi. Ne gardiyanı geldi la? Lan gıcık gelmiş. Neyse. Abi ıskalamayalım. Bunun garip kurt bir hatağı var. O sağlam vurabilir. Ama %10'u altına indirdiğim zaman işi bitecek onun. Şu yerdeki fena vurur ki vuruyor şu anda. Ama iyi hayat çalıyoruz ondan. Şurada bir tane şey de varmış yedek. Ya aldım bunu ya almasaydım onu. Hah kazasız belasız bitirdik ya. Yemin ederim her şey olabilir daha. İşte tabii şey dolu şimdi. Şunları alayım bari. Ya bu close da tamam doluyuz tamam. Şundan hemen bir tane bunun değil mi taşları biraz düşüktür diye. Hangi taşı düşük bunun? Şu düşük abi mesela bak 81'miş. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu şekilde hani şu yedek silahlarla farklı alternatiflerle hani düşmediği zaman hani uğraşmayın. Başka alternatif bulup öbür türlü oynayamazsınız düşüremezsiniz zaten arkadaşlar yani o yüzden şansınız yok. Bu şekilde Bulkatos seçenekleriniz olsun. Bunun Little Rock'un iki silahı var. Bu seçenek de çok güzel bir seçenek. Bunlar best şu anda en iyileri bunlar ama diyor mu bazen çok Wildwind oynayan oluyorsa sezonda veya o build emin ol ki oran düşüyor gibi geldi bana. Bundan emin değilim ama benim hep başıma gelmiştir bu. Bazı silahlar hiç bulamadığım zamanlar olmuştur.
Arkadaşlar burada videomuzu son veriyoruz. Bu şekilde bir Wild Bird'ü atmak istedim ben size. Ama ben bir yedek plan atacağım ve bir dahaki videoda hemen bunun üstüne bir tane Earthquake. Arkadaşlar o çok tatlı bir bird'tür. Grup halindeyken çok güzel kapışabilirsiniz. Çok dayanırsınız ve iyi de damage yaparsınız. Herkesi dondurursunuz. Ben tabi buzu tercih ediyorum. Monk'taki gibi. O yüzden onu şimdi çekeceğim. Arkadaşlar o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.